Modern hipnoza ait ilk bilgiler 1700'lü yılların sonlarında yaşamış Viyanalı bir doktor olan Franz Mesmer'e aittir. Mesmer yaptığı çalışmalarda bugünkü uygulamalarınıza benzer hipnoz seanslarını tarif etmiştir. Bununla birlikte tarihin çok eski dönemlerinde de hipnotik uygulamaların yapıldığına dair arkeolojik bulgular elde edilmiştir. 19. yüzyılın başlarında hipnoz daha çok bir sahne gösterisi olarak yaygınlaşmış, ancak son yıllarda yapılan çalışmalarla insan sağlığı üzerindeki olumlu katkıları kanıtlanmış ve tıbbi bir tedavi olarak kabul görmüştür. Tıbbi hipnoz ya da bir diğer adıyla hipnoterapi, trans halinde hastanın bilinçaltına müdahale ederek kişide yeni duygu, düşünce ya da davranış biçimleri oluşturmaya aracılık eden bir psikoterapi yöntemidir. Hipnoterapi uygulanacak hastalar özel yöntemler kullanılarak trans durumuna getirilir. Trans, dış dünya farkındalığının azaldığı, kişinin içe dönük bir hal aldığı farklı bir bilinç durumudur. Normalde değiştirilmesi imkansız olan bilinçaltındaki zihinsel alışkanlıklar, trans halinde düzeltilip değiştirilebilir duruma gelir. Hipnoz tam olarak bir uyku hali değildir. Uyku ile uyanıklık arası bir durumdur. Özellikle tıbbi hipnozda bilinç açıktır. Hasta olup bitenlerin ve çevresinin tamamen farkındadır. Hipnoz seansları 40 ila 50 dakika kadar sürer. Başlangıçta haftada 2-3 seans, tedavinin ilerleyen dönemlerinde haftada 1 seans uygulanır. Toplam seans sayısı hastanın ihtiyacına göre değişiklik gösterir. Hipnoz sonrasında seanstan çıkamamak diye bir durum söz konusu değildir. Terapist hastanın yanından ayrılsa bile 1-2 dakika sonra hasta kendiliğinden hipnotik durumdan uyanır. Hipnoterapi tahmin edildiği gibi kolay ikna edilebilen kişilerde değil, iletişim becerileri ve entelektüel düzeyleri yüksek kimselerde daha etkilidir. Tıbbi hipnoz, her türlü ağrı tedavisi, diş gıcırdatma, sigara, alkol, madde bağımlılığı gibi davranış bozuklukları, iştah kontrolü, hamilelik bulantıları, stresle başa çıkma, panik atak, ders çalışma ve sınava hazırlanma gibi durumlarda gayet etkin bir yöntem olarak kullanılabilir.